Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle A2 kitabının 23. ünitesini yani De Beruf Reasumia Past Bana Uyan iş ya da Meslek isimli ünitesini işleyeceğiz. E, gramer olarak Relative Sets ve Relative kelime alanı olarak ise Schule ve Ausbildung okul ve eğitim üzerine kelimeleri işleyeceğiz. E, relative pronomen ilgi zamirleri ve relative zetse ilgi Cümleleri birbiriyle bağlantılı zaten. Kelime alanı, okul ve eğitim demiştik. Videonun sonunda bunlarla ilgili, her iki alanla da ilgili alıştırmalar ve konuyu daha detaylandırabilmeniz adına çeşitli linkler bulabilirsiniz. Öncelikle ilgi zamirleriyle başlayalım. Artikelleri zaten biliyoruz. Almancadaki her ismin birer artikeli var. Eril, der, nötr, das ve dişil, di. Çoğul olan bütün isimlerin artikeli diydi bildiğiniz gibi. Bunların nominatif, ak akuzatif ya da datif dat halleri de var. Ancak burada gördüğünüz tablo bu artikellerin relatif pronomen yani ilgi zamiri olmuş halleri. Bugün nominatif ve akuzatif ilgi zamirlerini sadece işleyeceğiz bu videoda. Ancak datif, genitif ve hatta burada bir sütun daha düşünebilirsiniz. Preposiyonlu ilgi cümleleri başlığı altında yine bunları kullanarak e, relatif cümleler oluşturabileceğiz. Yani aslında relatif pronomanın artikelden farkı ne? İkisi de der görünüyor mesela nominatifte. Ama bu derden sonra artikelden sonra isim gelmesi gerekirken e, ilgi zamiri olduğunda o ismin de yerini tutan bir hal almış oluyor. Kısaca bakarsanız aslında herhangi bir değişiklik de yok. Sadece nominatif ve akuzatifte. Özellikle datif plural yani çoğul olan datif ve genetif henüz görmediniz ama e, detaylandırmak isterseniz dikkat edebilirsiniz. Bunlarda çok daha büyük değişiklikler var. Ben ilgi zamirlerini nasıl kullanacağım? ilgi zamirlerini ilgi cümlelerinde yani relative zets cümlelerinde kullanacağım. E, relative zat yapmak için önce iki cümleyi bir, birlikte görelim. Das ist mein Bruder. Mein Bruder ist 16 Jahre alt. Bu benim kardeşim. Benim kardeşim 16 yaşındadır. E, bu iki cümlede ilgili olan şeyi önce bulmalıyım. Yani iki cümle birbirinden bağımsız iki cümle değil. Bu cümleleri birbirine bağlayan şey mein Bruder, mein Bruder iki cümledede. Ben şimdi bu iki cümleyi o ilgi alanlarından yakalayarak birleştireceğim ve diyeceğim ki that is mein Bruder der 80 Jahre alt ist. Yani bu benim 16 yaşındaki kardeşim. Relativsatz yaptığımda iki cümleyi birleştiriyorum. That is mein Bruder der 80 Jahre alt ist. Yani ikinci cümledeki mein Bruder artikeli der olduğu için onun artikelini relatif pronomen yani ilgi zamiri olarak aldım ve relatif cümlemin öznesi yaptım. Yan cümle yaptığım için de o cümlenin e, fiilini cümlenin sonuna atmış oldum. Burada dikkat etmem gereken şey ikinci cümledeki yani yukarıdaki ikinci cümledeki mein Bruder nominatif halde. Bu yüzden ben bu iki cümleyi birleştirirken o cümledeki nominatif haldeki de artikelini ya, ya da o, o ismin artikelini nominatif halde de olarak aldım ve fiili sona attım. Artikelim değişseydi ne olurdu? Mesela das ist ein Kind bu bir çocuk ya da bu o çocuk das Kind weint seit einer Stunde. Bir saatten beri ağlıyor. Diyeceğim ki bu iki cümleyi birleştirip relatif cümle kuracağım. Yani, yani ilgi cümlesi kuracağım. Ve diyeceğim ki bu bir saattir ağlayan çocuk. Das ist das Kind. Das seit einer Stunde weint. Yani das Kind'i aldım. Buraya getirdim ama sadece ilgi zamiri haline dönüştürdüm. İsmin kendisini attım, zamir haline dönüştürdüm ve cümlenin fiilini relatif cümlenin ya da relatif yan cümlesinin sonuna attım. Peki artikeli diye olan bir şey olsa Das ist eine Tasche, die Tasche ist sehr teuer. Bu bir çanta. Çanta çok pahalı. Yani bu çok pahalı bir çanta diyeceğim. Das ist eine Tasche, die sehr teuer ist. Bu çok pahalı olan bir çanta diyorum. Die Tasche'nin artık yerini aldım. Nominatif halde. Çünkü bu cümledeki die Tasche nominatif fiilini sona attım ve relatif cümleyi oluşturmuş oldum. Peki akuzatif olursa durum nasıl değişiklik gösterecek? bakıyorum. Das ist mein Bruder. Bu benim kardeşim. Ich liebe meinen Bruder. Burada akuzatif olduğunu görüyorsunuz. İki cümledeki ilgili olan birimin birinde akuzatif olduğunu görüyoruz. O zaman bu iki cümleyi birleştirirken relatif cümlenin yan cümlesini de akuzatifle kullanmalıyım. Yani das ist mein Bruder Den ist Yine ikinci cümlemde ilgili olan kısmı yani meinen Bruder kısmını alıp akuzatif halde kişi zamiri olarak den şeklinde kullandım. Ve fiili, cümlemin fiilini yine yan cümlemin sonuna attım. Özne burada akuzatif değil ben yani ich olduğu için e, sondaki fiili yine ich öznesine göre çektim. Aynı şekilde Das ist das Kind. Ich kenne das Kind seit einem ja. İki cümleyi birleştireceğim. Ortak ve yani ilgili olan şey das kind. Ama burada yine ich kenne das kind dediğim için akuzatif durumda. Birleştiriyorum. Bu benim bir yıldır tanıdığım çocuk diyeceğim. Das ist das kind. Sonra bu das kind açıklamasını yapıyorum. Aslında Das ich seit einem Jahr kenne. Bu benim bir yıldır tanıdığım çocuk. Dikkat etmişsinizdir. Aslında relatif cümle buna sadece ilgi cümlesi değil sıfat cümleciği de deniliyor literatürde. Aslında kendisi kendisinden önce gelen ismin açıklama cümleciği halinde. Diğer artikeline bakalım. Biraz daha netleşebilir bu son söylediğim şey. Die Frau war meine Lehrerin. Bu kadın benim öğretmenimdi. Ich habe sie im Restaurant gesehen. Onu restoranda gördüm. Restoranda gördüğüm bu kadın benim öğretmenimdi diyeceğim. Yani bu kadın diyeceğim. Sonra açıklamasını bu cümleyle yapacağım. Sonra cümle kaldığı yerden devam edecek. Die Frau, bu kadın, hangi kadın? Relatif cümleyle e, açıklamasını yapıyorum. Die Frau, die ich im Restaurant gesehen habe. Restoranda gördüğüm bu kadın. Buraya kadar bütün cümlenin öznesi. Ve meine Lehrerin, benim öğretmenimdi. Yani re, tamamı relatif cümle, bir yan cümle. Açıkladığı sözcükten sonra gelebilir. Şimdi sıra sizde diyelim. Bu işareti gördüğünüzde videoyu durdurabilirsiniz. Cümleleri okuyup boşlukları uygun e, relatif konumun yani kişi zamirleriyle tamamlayınız. Cevaplar şu şekildeydi. Kennst du den Mann, der mit Helga tanzt? Helga ile dans eden adamı tanıyor musun? Der mit Helga tanzt. Yani der Mann yerine sadece relatif pronomunu yani ilgi zamirini kullandım. Das ist der Mann, den ich jeden Tag treffe. Bu her gün karşılaştığım adam. Burada akuzatif adamla karşılaşan benim iş ona göre çekimledim. Relativ ist ein Thema das ganz einfach ist. Relatif konusu çok kolay olan bir konu. Der Hund, der immer bellt, gehört meinem Onkel. Sürekli havlayan köpek. Gehört meinem Onkel. Amcama ait. Eine Flasche, die aus Plastik ist. Plastikten olan bir şişe ist nicht gesund sağlıklı değildir. Son iki cümlede özellikle relatif kısmı ara cümle ya da arayan cümlecik olarak kullandık. Çünkü aslında kendisinden önce verilen kelimenin açıklaması niteliğinde. İkinci alıştırmamız yine videoyu durdurabilirsiniz. Ee, ve verilen cümleleri Almanca'ya çevirebilirsiniz. Cevabımız şu şekilde. Çamaşır makinesi çamaşırları yıkayan bir makinedir. Die Waschmaschine ist eine Maschine, die Wäsche wäscht. Bana sevdiğin bir romanı önerebilir misin? Kannst du mir einen Roman empfehlen, den du liebst? Ya da Kannst du mir einen Roman, den du liebst, empfehlen? Aslında tek kelime olduğu için Romandan hemen sonra açıklama cümlesini değil, emfelin fiilini koydum. Çünkü çok uzun değil. Eğer e, bunu sona atarsam ne istediğim tam belli olmayabilir. Bu dün bana yardım eden adam. Das der der mir geholfen hat. Bugün olduğumuz sınav çok zordu. Die Prüfung die wir heute geschrieben haben, dün olduğumuz sınav, bugün olduğumuz sınav war sehr çok zordu. Bu kısımda ünitenin kelimelerine bakacağız. Yine artikellerine göre ayrılmış kelimeler. Anlamları şu şekilde. Schulabschluss, der Schulabschluss, mezuniyet. Abschließen, bir şeyi bitirmek, kapatmak anlamında zaten bir fiil. Der Unterricht, das, der Lebenslauf, das Zeugnis, Karne, das Studium, Universität, Universität, kazanmak, einen Studienplatz bekommen. Semester, Dönem, Semester, Okuldaki Bir Dönem, Schule, Okul, die Note, Not, die Prüfung, sınav, es kann mündliche oder schriftliche Prüfungen sein. sözlü ya da yazılı sınavlar olabilir. Eine Prüfung bir sınav olmak ya da yapmak, katılmak daha doğrusu. Die Ausbildung mesleki eğitim, die Lehre çıraklık eğitimi, die Universität üniversite ve die Bewerbung başvuru. Bu kelimeleri öğrendikten sonra yine kendinizi sınayabileceğiniz dört cümlelik bir alıştırma bu işareti gördüğünüzde videoyu dondurabilirsiniz. Cevaplarımız şu şekilde olmalıydı. Ich studiere Germanistik an der Universität Köln. Köln Üniversitesi'nde Almanca eğitimi görüyorum. Ein Zeugnis ist ein Dokument mit den Noten. Karne notlar olan bir belgedir. Das ein Student am Ende von Schuljahr bekommt ki onu öğrenci okul yılın okul yılının sonunda alır. Ich möchte nächstes Jahr studieren. Gelecek yıl üniversite eğitimi görmek istiyorum. Deshalb muss ich die Prüfung bestehen. Bu yüzden sınavı geçmeliyim. Ich bin Lehrling, ben bir çırağım. Ich mache eine Lehre als KFZ Mechaniker. Araç tamircisi olarak çıraklık eğitimi görüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Konunun detayları için ders kitabınızın ve alıştırma kitabınızın gerekli kısımlarını yapabilirsiniz. Sizlerle pek çok link paylaşacağım bu videoyla birlikte. Ve kelimeler bölümünde verilen kelimeleri tanımlamak için relatif cümleler oluşturabilirsiniz. Ödev olabilir bu. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.